Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Breeze perde, diğer adıyla kelebek perde nasıl kesilir ve nasıl dikilir sizlere onu göstereceğim. Elimizde şu anda 1 metre 90 santimlik bir tülümüz var. Şu şekilde. İlk önce bu nasıl hesaplanır onu göstereceğim. Ardından kesimini, ütüsünü ve dikimini yapacağız. Breeze perdemizin ölçüleri 51 santim genişlik, 1 metre 10 santim yüksekliği boyu olacak. Biz bunu 1 metre 95 santimden dikeceğiz. 51 santime pileli olacak. Kendisi büzecek. Boyu 1 metre 10 santim olacağı için 10 santim alt taraftan dikiş payı, 10 santim de üst taraftan dikiş payı olacak. O yüzden artı 20 santim yapacağız. Evet, artı 20 santimi de koyduk. Yani 1 metre 30 santimden tülün boyunu keseceğiz. Bir de tülü keserken bu şekilde müşteri alt kısımda etek olsun istiyor. Eteği gözüksün istiyor. O yüzden ölçerken mesela şu alt eteği tam şu çizgi kısmından buradan itibaren 1 metre 30 santim ölçeceğiz. Şu etek aşağıda gözükecek. Şimdi tülün kesimine geçelim. Ayaklarını düzeltirsin abi. Şu kısımdaki desenle de onun kemerini yani bağını yapacağız. Bu kemerin genişliği 10 santim olacak. Şu an desende tam 20 santim geliyor. Tam deseni buradan alacağız. Şu kapat ortadaki kısımlar tam ortaya denk gelecek. Evet, perdemizin kesimini falan yaptık. Şimdi bunun ölçüleri 51 santim genişliğindeydi. Bunun bağını ne kadar yapacağız? 51 çarpı 2, 1 metre 2 santim. Artı 40 santim de fazlalık bırakıyorsunuz. Bu standart ölçüdür. 40 santim fazlalık bırakma. Bunu bütün brizlerde aynı ölçüde bırakabilirsiniz. Şu şekilde fazlalığını keselim. Ve ardından bağımızı dikelim. Arka yüzü bu taraf. Ön yüzünü alıyorsunuz. Şu şekilde ikiye katlıyorsunuz. Ardından dikiyorsunuz. Evet, bunu diktik. Şimdi tersine çevirelim. Şu şekilde. Parmaklarınızı içine sokup şu şekilde yapabilirsiniz. Evet, tersine çevirdik. Bağımız aynen bu şekilde duracak. Şimdi iki kenarını dikelim. Bir, iki defa katlıyoruz.
Diğer tarafına geçelim. Burada dikkat etmeniz gereken şu dikiş tam orta kısma gelsin. Bu tarafı da dikelim. Evet, bağımız tamam. Ütüsünü yapacağız, bitecek. Ardından perdemize geçelim. Evet, perdemizin ön tarafı burası. Arka tarafı bize bakıyor şu anda. Perdenin ilk önce iki tarafını, yani iki yanını katlayacağız. Şöyle çok kalın katlamanıza gerek yok. İnce 2 santim kadar genişlikte katlayalım. Evet, iki yanını diktik. Şimdi de perdenin üst kısmını katlayacağız. Desene göre dikelim. Şu şekilde 1, 5 santim genişliğinde olacak ve 2. İlk önce alt taraftan, ardından üst taraftan ince bir spor dikiş atacağız. Evet. Briz perdemizin üst tarafında diktik. Şimdi 1 metre 10 santim ölçüyoruz. Şu an 1 metre 10 santim tam buraya denk geliyor. Şimdi peki buraya nasıl dikeceğiz? 1 metre 10 santim aldık. Şu şekilde 5 santim daha alıyoruz. Perdeyi 1, 2 bu şekilde katlıyoruz. Buranın genişliği de hani 5 santim olacak. Şu şekilde 5 santim, yani 1 metre 10 santimin ölçüsü tam burada şu anda. Şu kısımda etek olarak altta kalacak bu şekilde. İlk önce şöyle alt kısmını dikelim. Gene deseni takip edeceğiz. Evet. Şimdi alt kısmı diktik. Ardından tülümüzü şöyle toplayalım. Hemen şöyle ters kısmını çevirelim. Üst taraftan da bir dikiş geçiyoruz. Evet, bu şekilde alt kısmını da dikmiş olduk. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bir briz perdemizi diktik. Şimdi ütüsünü yapacağız. Ardından bitecek. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.